Mehmet'ten sonra da dolandırıcılık yapmaya devam etmişsin. Şimdi hepimizi alalım. Hepimizi ekrandan alın lütfen. Buna çok bozuluyormuşsun ve üzülüyormuşsun. Ama bu işleri yaparken düşünecektin Resulcüm. Tamam mı? Madem sen ekranların önünde dolandırıcı olduğunu açık açık söylüyorsan, benim de bunu söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki ben senin insanları dolandırmaya devam edeceğin kanaatindeyim. Bu bir kanaat. Dolayısıyla lütfen Resul'ü Gaziantep'te, Hatay'da, İstanbul'da, 81 ilde görürseniz çok dikkatli olun. Çünkü nitelikte dolandırıcı olduğu çok açık ve beyan, kendi ifadesiyle ortada. Şu anda da Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün ve sayın savcılarımızın talimatıyla seni gözaltına alacaklar. Gözaltına almak için bir talimat geldi. Gözaltına alınacaklar. Giderim de, hiç sıkıntı yok. İfade verip gidemezsin bu defa. Hayır. Adliyeye de giderim, mahkemeye de giderim. Tekrar cezaevine de girerim diyorsun. Girerim. Tekrar, eğer bu çete çökecekse girerim. Çünkü diyorsun ki Bursa Abdullah'ın fotoğrafını gösterelim, diğer Celal'in fotoğrafını gösterelim. Çünkü diyorsun ki zaten yasalarda boşluk var. Girerim, hiç yatarım, çıkarım. Girerim, yatarım, çıkarım. Abdullah da bu, beraber bu işi yapıyoruz diyor. Onunla ilgili de yakalama kararı çıkmış. Arkadaşlar ekip hazır mı acaba? Ekipler hazır mı? Binaya girmek üzereler. Hadi biz bir yürüyelim, seni ben emniyete teslim edeyim. Tabii hadi ki. Arkadaşlar. Buyur. Valla inşallah, bilmiyorum, sen de kendine iyi bir yol çizersin Resul. Ha? Ben yolum var efendim. Bence güzel. Ben bir yolumu çizdim. O yüzden buraya geldim. Ama bu yayına bak, bize çıktım. Anlatmadığın, Abdullah'la ilgili anlatmadığın çok şey var. Çok şey var. Evet. Çünkü ama, önce Abdullah ve Celal'i bulun, ben anlatayım. Fotoğrafın onlarla ilgili yakalama kararı da çıktı. Çıktıklar zaman ben bu programa tekrar getirilmek istiyorum. Ha? Eşyalarımı alabilir miyim? Eşyalarını veririz senin. Gel şurada, emniyette şu anda içeriye giriş yapmak üzere. Yani gerçekten akıllandın mı? Evet. Ben inanmıyorum ya. Zaman yemin ederim inanmıyorum gözüm. Kesinlikle. Herkes bunu öğrenecek ve görecek. Yayın şu anda devam edelim. Zaten yayın kaydı var canım. Teşekkür ederiz. Zamanı geldi, herkes bunun gerçek olduğunu görecek. Büşra da bize yeni katıldı. Sağ ol Büşra'cığım, hoş geldin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak samimi söylüyorum. Bence sen buradan çıkacaksın. Öyle cezaevine girer misin, çıkar mısın bilmiyorum. Girer misin bilmiyorum. Ama cezaevinden çıktıktan sonra benim adım Didem'se, tamam mı? Didem Arslan Yılmaz'sa, ben de eminim sen bu işe devam edeceksin. Sen insanları dolandırmayı üzgünüm devam edeceksin ama bu inşallah yapmazsın. Bu iş edecek olsa ben burada ne işim var? İnşallah yap. Ne işim vardı? Çünkü samimi ikrarda bulunup emniyetten Hayır, de geldiler. Hayır, yoktu. Çünkü samimi ikrarda bulunup bu olaydan tabiri caizse kurtulmayı Hayır. ümit ettin. Ben Antep'te mahkemeye çıkardım. Arkadaşlar, samimi ikrarımı şöyle, orada yapardım. Ben gelin. Buraya niye ihtiyacı duyayım ki? Bak emniyetten de arkadaşlar geldiler. Hakkında yakalama kararı var. Seni emniyetteki arkadaş teslim edeceğiz. Tamam, bir hakkında bir karar var. Herhalde gözaltına alacaksınız. Doğru. Tamam, peki. Buyur. Kelepçe de vuruluyor kendisine. Şöyle seni giymeyelim. Tamam. Sesi sonra alırdınız arkadaşlar. Bir kalsın. Giyersin ama sen bir eline, tamam, ve kelepçeyi bir vuralım. Hayırlısıyla sen git bir cezanı çek. Yaptığın günahların cezasını çek. Tamam mı? Ama 4-5 ay sonra da çıkarsın diye tahmin ediyorum maalesef. Efendim bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam ediyoruz. Evet, dolandırıcı Resul Gürcan sevgili izleyiciler, az önce canlı yayında da gördünüz. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütü kapsamında yürüttüğü operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı. Dolayısıyla hep şunu söylüyorum, bizler gazeteciyiz, bizler aracıyız. Sorular soruyoruz, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele veriyoruz ama en büyük alkışı ve mücadeleyi onlar veriyorlar ve en büyük alkışı da onlar hak ediyor. Dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na kocaman bir alkış gönderiyoruz. Evet. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonu yürüttü ve İstanbul'da gözaltına alındı. Resul giderken demiş ki benim o kadar yüzümü gösterdiniz ama bir bıyık bırakırım, bir şapka takarım. Yine ben Mehmet gibi çocuklar, baklava gibi çocuklar olduğu sürece ben dolandırıcılık yapmaya devam ederim gibi kendisinden çok emin gitmiş. O kadar emin gitmiş ki ama burada Mehmet'in mutlu olduğunu görüyorum, Nazmiye'nin mutlu olduğunu görüyorum. Lütfen inanmayın, sorgulayın ve herkese hemen de gözünüz kapalı olarak her şeyinize emanet etmeyin. Gözünüzü seveyim lütfen yani. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.